Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersul hamisu vel işrune min kitabil metla. Bugün metla kitabının 25. dersini okuyoruz. Sümme el muhasseletu. Kadiye muhassele. O kadiye ki harfi ser ne olmamış? Mevdu veya mahmunun cüz'ü olmamış. İmma muhasseletun bi tarafeyha. Ya her iki tarafıyla muhasseledir. Nasıl her iki tarafıyla muhassele olur? Bi en yekuna vücudiyeyni. Bi en yekuna vücudiyeyni. İki tarafı vücudidirler. Yani harfi ser hiçbir tarafa cüz olmamış. Ev muhasseletun bil mevdu'i fakat. Yahut da sade mevdu'la nedir? Muhasseldir. Yani mevdu yalnız vücudidir. Mahmulu vücudi değil, ademidir. Maddüledir. Ev bil mahmuli fakat. Yahut da muhassele bil mahmul tektir. Yani mahmulu vücudidir. Mevdu'u vücudi değil. Mahmulunda harf-i serb cüz olmamış. Harf-i serbin cüziyeti yok. Ama mevdu'da harf-i serbin cüziyeti var. Harf-i serb mevdu'nun bir cüzü olmuş. Kadiyem muhassele kaç oldu? 3. Sümel muhasseletun. İmma muhasseletun bi tarafeyha bi'en yakuna vücudiyeyni. 1. اَوْ مُحَسَّلَةً بِالْمَوْضُعِ فَقَتْ اَوْ بِالْمَحْمُولِ فَقَتْ. Şimdi اَوْ مُحَسَّلَةً değil. سُمَّ الْمُحَسَّلَةُ اِمَّا مُحَسَّلَةٌ بِالْطَرَفَيْهَا 1. اَوْ مُحَسَّلَةٌ بِالْمَوْضُعِ فَقَتْ 2. اَوْ بِالْمَحْمُولِ فَقَتْ 3. وَالْمَعْدُولَةٌ قَدِيَنَّ مَعْدُولَ كَذَلِكَ. O da ya ma'duletun bi tarafeyha ya ma'duletu bil mevdudur ya ma'muletu bil mahmuldur. Eti kaç? 3 ma'dule, 3 muhassele, toplam 6. Şimdi bunların örneklerini getiriyor. Mesela fe muhasseletu tarafeyni. Muhasseletu tarafeynin örneği nahu kullu insani katibun. Bak iki tarafı. İnsan vücudidir. Katib nedir? Vücudidir. Diğer bir tabirle ne harfsel insana ne katibe cüz olmamış. Bildiniz mi? Ve ma'duletuhuma mevdu mahmulun ma'duleti. Nahu kullu la insani la katibun. Ne kadar la insan varsa la katibdir. Bir şey la insansa mecbur la katibdir. Bak iki taraf ademidirler. İki tarafa harf-i serb ne olmuş? Cüz olmuş. Altıdan kaç örnek getirdik? 2. Ve muhasseletul mevdu'i el ma'duletul mahmuli. Bunun örneği nahu kullu insanin huve la katib. Kullu insanin, ne kadar insan varsa huve la katibun. O nedir? O la katibdir. Bakın kullu insanin muhasseledir. Ama la katib haber nedir? Ma'duledir. Hakikaten öyle mi? Evet. Lianne kulle insanin vücudiyyun. O vücudidir. Hükmü aleyh bi emrin ademiyin kun nedir? La katibdir. Peki bu misal doğru. Ne kadar insan varsa la katib? Hayır. Misal kazı. Biz hani misal kazı mı, sadık mı biz ona bakmıyoruz. Ne kadar insan varsa la katibdir? Hayır. Bu kazıdır. Ama kulla insan la katibun bu sadıktır. Bildiniz değil mi? Peki kullu insanin huve la katibun. Bakın huve rabittir. Nedir? Rabittir. Niye huveyi burada ne etmiş? Serahaten zekir etmiş.
ta ki mağduletul mahmul ile birden salibetul mahmul, salibe arasında, salibe besite arasında fark olsun diye. Öyle değil mi? Mesela diyelim kullu insanin la katibun. Eğer salibe kabul edersek Osman, iyi dikkat edin Hacı Yusuf. Kullu insanin, ne kadar insan varsa la katibun huve. O katip değil. Yani la ile katibi ondan ne ediyoruz? Selb ediyoruz. Bakın o rabiti ne ediyoruz? O rabiti muakhar olarak takdir ediyoruz. Bu salibedir. Ama kullu insan huve, o kullu insan la katip. Bu la katip mecbur haber olur. La ne olur? Cüz'ül haber olur. Cüz'ül mahmul olur. Burada kadiye ne olur? Mağdule olur, salibe olmaz. Peki diyelim huve olmazsa ne başta ne sonda. Kullu insan la katibun. Acaba huve la katibun mu? Veyahut da la katibun huve. Rabit başta mukadder mi sonda? Ha başta sonda ne fark eder? Fark eder. Başta olursa kadiye ne olur? Mağduletul mahmul olur. Sonda olursa ne olur Osman? Muhasseletul şey salibe olur. Yani muhasseletul mahmul salibe olur. Anlaşıldı değil mi? Yani huve zikredilmeyle iştibah ortadan kalkmış oluyor. Bu salibe basite midir, mağdule midir? Onlar ne olmaz? İltibas olmaz. Niye? Mecbur ne olur? Mağdule olur. Eğer mağdule olmazsaydı huve sonunda gelir. Başta geldiğine göre mağduledir. Zikredilmeseydi acaba başta mıdır Rabit, sonda mıdır, mağdule midir, muhassele midir bilemezdik. Bunu öğrendik. İtikaç örnek fe muhassele tarafeyn bir ve mağduletuma iki ve muhasseletul mevdu el mağduletul mahmul üç. وَمُحَسَّلَةُ الْمَحْمُولِ الْمَعْدُولَةُ الْمَوْضُعِ Bu da kaç? Bu da dört. نَحَوْ كُلُّ لَا حَيْوَانِ Ne kadar la hayvan varsa cemadır. Bak kullu la hayvan muhtıda. Cemad ne olur? Haber olur. La muhtıdan bir cüz olmuş ama haberin olmamış. لِأَنَّ cemaden وُجُودِيُّنْ Çünkü cemad nedir? Vücudidir. Cüz selb, harf selb ona bir cüz olmamış. Hükme bi ala emrin ademiyyin kulla hayvandır. O da mağduletul mevdudur. Doğru. Emri vücudi, emri ademiyen ne yapılmış? Hükme edilmiş, hamle edilmiş. O zaman mağduletul mevdu, mahmuletul mahmul olur. Öyle değil mi? Yani mevduatul mevdu, muhasseletul mahmul oldu. İtikaç dedik, örnek 4. Kaç demiştik biz? 6. Ve salibetu eyden, bakın salibe. Biz niye 4 mü demiştik? Tabii mucibe 4 demiştik. Biz 4 demedik. Mucibe 4, salibe de 4 olursa ne eder? 8 eder. Yani demin biz az söyledik. Dedik nedir? Muhasseletu tarafeyn, mağduletu tarafeyn, muhasseletul mevdu, mağduletul mahmul, mağduletul mevdu, muhasseletul mahmul 4. Bunlar da mucebesi var, salibesi var. 2 kere 4, 8. Şimdi o salibelerin örneklerini getiriyorum. Ve salibetu eyden ne gibi? Mucibe gibi. İmma muhasseletun ev mağduletun ve kullun minhuma imma bi tarafeyha ev bil mevdu'i fakat ev bil mahmuli fakat. İtikaç 4. Femuhasseletu tarafeyn Femuhasseletu tarafeyn Nahu el insanu leyse bi katibin.
El insanı mutlaka katip haberdir ama edatü selb var. Bak şimdi salibe ari, ademi ari. Burada vücudidir ama salibedir. Yani insana, insan katip değil, kitabeti insandan selb ediyoruz. Bak o da diyor, lena tarafeyha vücudi yani. İki tarafı vücudidirler. Biri insan, biri katip. وَقَدْ سُلِبَ فِيهَا اَمْرٌ وُجُودِيُّنْ اَنْ اَمْرٍ وُجُودِيِّنْ Bir emri vücudi selbedilmiş konu nedir? Katıldır. اَنْ اَمْرٍ وُجُودِيِّنْ konu nedir? İnsandır. وَمَعْدُولَتُهُمَا نَحْوُمْ كُلُّ مَا كَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ لَيْسَ غَيْرَ سَاكِنٍ كُلُّ مَا كَانَ غَيْرَ كَاتِبٍ لَيْسَ غَيْرَ سَاكِنٍ Ne kadar gayri katip varsa gayri sakin değildir. Bakın. Kullu makana gayri katip. Kullu o şey ki nedir? Gayri katiptir. O leyse gayri sakinin. O gayri sakin değil. Yani gayri sakini gayri katipten selb ediyor. Bakın dikkat edin. Şimdi katip olmayan bir şey, mesela katip olanın parmakları sakin olamaz. Bir kişi katipse mecbur parmakları ne yapar? Oynar. Burada ne diyor? Kullu makana gayre katibin. Kullu o insan ki nedir? Gayre katibdir. Leysa gayre sakine sabi. O sakinul gayru sakin esabi değildir. Yani gayru sakinul esabi gayru katibden gayru katibe yoktur. Gayru sakinul esabi. Lianne sülve fiyah emrün ademiyyün kun nedir? Gayru sakindir. O gayr mahmulun bir cüzü olmuş. Gayri sakinul esabi selb ediyoruz. Kime? An emr ademin gayri katibe. Şimdi katibden gayru sakinul esabi katip olan biri gayru sakinul esabi gayri katibe gayru sakin var. Leyse diyoruz. Dur sonra leyse getiriyoruz. Leyse olmasa ne olur? Gayru katip, gayri katip, gayri sakine sabidir. Ya gayri katip, gayri sakine sabidir. Manası nedir? Gayru katip, yani katip olmayan biri gayru sakinle hesap eder. Ne demek Osman? Yazıyor mu? Demek gayru sakinle hesap edilse demek müteharrikle hesap eder. Öyle mi? Doğru mu? Yok. Bak, gayri katip gayru sakinle hesap eder. Yani parmaları oynuyor. Halbuki öyle değil. Bakın, dikkat edin. Leyse olmasa ne olur? Kullu makana gayre katibin. Kullu o kimse ki nedir? Gayri katibdir. O gayru sakin hesabi. O gayru sakin hesabidir. Yani sakin hesabi değil. Gayri sakin hesabi. Halbuki öyle değil. Halbuki yazayım. Yazmayan kişi sakinle sabidir. Onun için leyse gelince manası nedir? Gayri katip gayri sakinul esabi değil. Yani gayri sakinul esabi gayri katipten selb ediyoruz. Yani gayri katibe gayri sakinul esabi yok. Ne var? Sakinul esabi olabilir.
gayr-ü sakin ve sabi olamaz. Kafanıza yatıyor mu? Bakın diyor gayr-ı katibe gayr-ü sakinil esabiye yoktur. Bak sakin esabiye yoktur demiyoruz. Gayr-ı sakin esabi yok. Gayr-ı sakin esabi yoksa demek ki sakin esabiye olabilir. Ve ma'duretum annaha kullu makana gayr-ı katibin lese gayr-ı sakinil esabi'i لِأَنَّهُ سُلْبَ فِيَا اَمْرٌ عَدَمِيُّنْ Kon nedir? Gayru katibdir. Şey, gayru sakin, nul esabidir. An emrin ademiyin kon nedir? Gayri katibdir. وَمُحَسَّلَةُ الْمَوْضُعُ Bir de ne var? مُحَسَّلَةُ الْمَوْضُعُ var. الْمَعْدُولَةُ الْمَحْمُولُ Ama kadiye gene nedir? Salibedir. Harf-i sel bu kadiye salibede. Harf-i sel mevdun bir cüz'ü olmamış ama mahmulun bir cüz'ü olmuş. Nahu el insanu leyse gayre katibin. İnsan gayre katib değil. Burada harf-i sel konu nedir? Leysedir. Gayre katibi insandan selb ediyor. Diyor insana gayre katib yok. Ne var? Katip var. Bakın, fe harfü selbi sani. Burada iki harfü selb var. Bir leysedir, bir gayrdir. Harfü selbi sani, cüz'un minel mahmuli. Mahmulun bir neyidir? Bir cüz'idir. Ve bihi sarel mahmulu ademiyen. Onunla mahmul ne olmuş? Ademi olmuş. Çünkü harf-i selb mahmulun bir cüz'ü olursa ademi olur. Vel evvelu haricun anil mahmuli. Ama cüz'i selb-i evvel kulleysedir. O mahmuldan nedir? Haricdir. Yani mahmulun bir cüz'i değil. Biri mahmule dahil. Mahmul bir cüz'ü olmuş ki o ikincidir, gayrdir. Biri de mahmule dahil değil. Mahmul bir cüz'ü değil. O edat-ı selb'dir. وَهُوَ الدَّالُ O delalet ediyor. عَلَقَتْءِ نِسْبَةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ Yani katip ile öyle değil mi? İnsan arasında kat'a delalet ediyor. Yani ne? Katip değil de غَيْرُ katip diyor insana yoktur. غَيْرِ katip ile insan arasında kat'a var, kopukluk var. Tekrar ediyorum. وَمُحَسَّلَةُ الْمَوْضُوعِ الْمَحْمُولَةُ الْمَحْمُولِ نَحْوَ الْاِنْسَانُ لَيْسَ gayre katibin fe harfu selbi sani cüz'ü minel mahmuli ve bihi saral mahmul ademiyen vel evvelu haricun anil mahmuli ve huve dalu ala kat'i nisbeti beynet tarafeyn ve muhasseletul mahmuli el ma'duletul mevdu'i bu sefer. Ama kadiye yine nedir? Salibedir. Nahu kullu ma leyse bi hayvanin. Ne kadar leyse bir hayvan varsa, bak o leyse mevdun bir cüz'ü oldu. Ne kadar leyse bir hayvan varsa, leyse bir insanı. Bak burada leyse edat-ü selb'dir. İnsan, mevcut olan insani, ademi olan ma leyse bir hayvandan selb ediyor. Diyor hayvan olmayana insan yok. Osman anlıyorsun. Peki eti kaç kısım? Dört kısım. Dört kısım muhassene, iki mucibe, iki salibe. Öyle değil mi? Dört kısımda nedir? Dört kısımda madule, iki mucibe, iki ne? Salibe. Ve muradum indel itlaki bil muhasseleti. Mantıklılar mutlak muhassele dedikleri vakit onların muhasseleden gayeleri mala udule fi aslın. Hiç udul yok. Ne mevdunda udul var, ne mahmulunda udul var. Osman anlamadı. Bu kadiye muhassele ne demek? O ki harf-i selb ne mevduda bir cüz olmuş ne mahmul. Budur. Mutlak muhassele denildiği vakit mantık ilminde o ki harf-i selb asla ne mevdun ne mahmul. Hiçbirinin cüzü olmamış. Bakın ve muraduhum indel itlaki bil muhasseleti مَا لَا عُدُولَ ف۪يهَا اَسْلًا O ki ondan udul hiç yoktur. Hiç udul yok. Ne mevdudan ne
mahmuda. Ve hiye muhassalatu tarafeyni. Bu muhassalatu nedir? Tarafeyni. Bunu öğrendik. Muhassale denildiği vakit ne muradır? Mutlak muhassale muradır. O ki odur hiç yoktur. Ne mevdundan ne mahmurundan. Peki mağdule dedikleri vakit niyetleri, muradları nedir? Ve bil mağduleti mağdule, bakın muhassale denildiği vakit ikisinde husul olan demektir. Hacı Osman diyorsun, muhassaledir ne demek? Mevdu'uyla, mahmuruyla muhassaledir. Peki mağdule denildiği vakit, o ki o da hani tam muhassale gibi, hem mevdu'uyla, hem mahmuruyla mağduledir, udul vardır. O mu murat? Hayır. Ve bil mağduleti ma fiha udul. O kadir ki ondan ne var? Mağduledir demek orada udul var. Sevon kanet. O mağdule bir tarafeyha. Sevon kanet. O kadiye mağdule bir tarafeyha. İster iki tarafıyla mağdule olsun. En bir ahadime fark etmez. Demek muhassale denildiği vakit o ki iki tarafıyla veya bir tarafıyla muhasseldir. Hayır, öyle değil. Muhassale denildiği vakit mantıkların muradı o ki iki tarafıyla muhasseledir. Ama mağdule denildiği vakit o ki iki tarafıyla mağduledir, o murad değil. Ya mağduledir demek o ki kendisine udul var. Mağdulde de olabilir, mahmulde de olabilir, ikisinde de olabilir. Bakın ve bil mağdureti ma o kadiyeti fiha udulun sevon kanet bir tarafeyha o kadiye iser iki tarafıyla mağdur olsun en bir ahadime iser bir tarafıyla olsun. Oldu. Ve'alem ennel mucibete kadiyene kadiye mucibe muhasseleten kanet ister muhassele olsun dört kısmıyla. Ev mağduletin ister mağdule olursa olsun kaç kısmıyla? Dört kısmıyla. Taktedi vücudel mağdu'i. Yok dört kısmı değil. Ve alemenel mucibeti muhassaleten kanet iki kısmıyla. Çünkü mucibe diyoruz, salibe yok. Ev mağduleten o da iki kısmıyla. Muhasselede iki mucibe var. Mağdulede de kaç var? Mağdulede de iki var. Eti kaç? Dört. Şimdi kadiye mucibe, ister muhassele, ister mağdule. Kadiye madem mucibe ise, tahtedi vücudel mevdu'i. Vücudul mevdu'u ne istiyor? İstiyor. Kadiye mucibe, vücudul mevdu'u istiyor. Niye? Kadiye mevcude, mahmul ona hamil ediliyor, ona nispet ediliyor. Ya eğer vücudul mevdu'u yoksa sen, Zeydun katibin diyorsun. Katibin diyorsun. Zeyd yoksa katip Zeyd'e nasıl isnat edersin? Nasıl isnat edersin? Zeyd yok. Edemezsin. Zeyd yoksa la katibunu, yani mağdule olan la katibunu Zeyd'e nasıl hamle edersin? Edemezsin. Kadiye mucibe ve alim ennel mucibete muhasseleten kanete ve mağduleten taktedi vücudel mevdu'i. Ne istiyor? Vücudul mevdu'i istiyor. Süleyman olmadı. Kadiye mucibe vücudul mevdu'i istiyor. Ha mağdule, ha muhassede. Niye? Sebep ne? Çünkü kadiye mucibe ha vücudi ha ademi mahmul mevdu'a ne yapılıyor? Hamlediliyor. Ya mahmul yoksa sen nasıl ona vücudi veya ademi bir haberi hamledebilirsin? Yoksa olmaz. Peki kadiye salibede vücudul mevdu istemiyor mu? Hayır. Bir hilaf-i salibeti. Salibe öyle değil. Bu Süleyman var. Ayakta mıdır? Şey oturuyor. Şey ayakta değil. Ben diyorum Süleyman leyse bir kaimi. Mevcud olan Süleyman'dan kıyamı ne diyorum? Selb ediyorum. Pek Ali diye bir adam yok. Dünyaya öyle bir adam gelmemiş. Ben diyorum Ali leyse bir kaimi. Bak kıyami mevcut olmayan Ali'den selb ediyorum. Olur. Yani madum bir şeye kıyam var diyemezsin. Ama madum bir şeyden bir şeyi selb edebilirsin.
Selb mevdu'un mevcudiden de yapılır, yapılabilir. Madumden de yapılabilir. Onun için bir hilaf-ı salibeti. Salibe vücudul mevdu'u istemiyor. Niye? Çünkü madum bir şeyden bir şey selb edilebilir. Ama madum bir şeyden bir şey ispat edilemez. İcmalen burada bunu söyledik. Diyor ve kullu zalike mebsutun fil mutavvelati. Bunların tamamı uzun, mantıkın uzun kitaplarında tefsir edilmişler. Biz burada ne etmeyelim? Uzatmayalım. Bir hilaf-ı salibeti. Ve kullu zalike mebsutun fil mutavvelati. Oldu mu olmadı? Bildiniz mi? Niye? Sebep ne? Çünkü ispat vücudul mevdu ister. Yani bir haberin bir mevdu'a ispatı için o mevdu'un vücudu şart. Mevdu olacak ki buna var diyebilesin. Ama bir şeyi bir mevdu'dan, bir mahmulu bir mevdu'dan selb etmek için o mevdu'un vücudu şart değildir. Mevcut birinden de mahmulu selb edebilirsin. Ona yoktur. Bak Süleyman'dan kıyamı selb ettik. Süleyman mevcut var. Ali'den de kıyamı selb ettik. Ali de yoktur. Şimdi kadiye ne var? Kadiye mucibe var. Salibe var. Öyle değil mi? Her biri muhassele vardı. Mağdule vardı. Her birine dolayısıyla aksamlar kaça çıkıyordu? 8'e çıkıyordu. Oldu. Ha bu sefer kadiye mucibe var ne var? Salibe var dedik değil mi? Şimdi yarın bak kadiye nasıl takdim ettiğim. Kadiye önce hamliye dedi, şartiye dedi. Şartiye muttasile dedi, munfasile dedi. Tekrar kadiyen ikinci taksimi imma mucibetun dedi ve imma salibetun dedi. Bu arada mucibe salibenin mağdule muhasselesinden ne ettik? Bahsettik. Bu sefer tekrar kadiye hani bakın 68'e bakın. Vel kadiyyetu imma mucibetun vel kadiyyetu imma mucibetun ve imma salibetin. Gördünüz mü? Bak yanında. Kadiye ya mucibe ya salibe. O arada mağdule muhasselesinden bahsettik. Bu sefer ve kullu vahidetin minhuma imma maksusetun ve imma musavveletun ve imma muşakhasetun ve imma muhmeletun. Bakalım yarın artık neden bahsediyoruz. Kadiye mucibe salibe. Şahsiye var. Mahsure var. Mahsure de 4 kısım olur. Muhmele var. Tabiiye var. Bunların aralarında fark ne? Mantıkta hangisi fayda verir? Yarın oradan devam ederiz. Vel muhmeletu. Bakın karşı tarafta vel muhmeletu fi kuvvetil cüziyeti. Aşağıda. Bak aşağıdan yukarı doğru yerine 7. satır. Vel muhmeletu fi kuvvetil cüziyeti. Süleyman sen de gördün mü? Yok orada geçme. Ama karşıda. Parmağın altında da oradaysa. Evet. El insan neyse bir katibin. Haver muhmeletu. Yarın oraya kadar bakın. Yani muhmeleden bahsetmemiş. Tabiyeden bahsetmemiş. Sade maksusesinden bahsediyor. Mussevvereden bahsediyor. Bir de muhmele var. Tabiye var. Onlardan bahsetmiyor. Niye bahsetmiyor? Yarın değil, bir sonraki gün ondan bahsediyor. Siz yarın vel muhmeletu'ya kadar gelin. Oldu. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.